için bize bugün ne yapacaksın uygulama? O kolyelerden çok beğenildiği için bir anne kız figürlü kolye yapacağım. Evet. Nasıl yapıldığını şunlardan bir anne bir kız. Güzel. Evet. Tamam böyle. Şöyle dursun. Şurada bir ayna kenarına yapmışsın. Onlar da güzel. Bunlar da pano olarak. Şu hani pudriyer aynalar. Şu bir harf yatak odaları için, kapısı. Çocuk odaları için. İnanılmaz güzel olmuş. Kullandığın şeylerin de güzel. Tabakların materyalleri da güzel. Sipariş alıyorsun. Hadi başlayalım o zaman. Çok güzel şeyler yapmışsın. Daha geliştirmişsin kendini. Teşekkür ederim. Şimdi Derya Hanım, ilk önce genelde ben böyle düz aparat kullanmayı tercih ediyorum. Modeli kapatmasın diye. Aparatlara polimer kili sabitlemeden önce ısıya dayanıklı bir yapıştırıcımız var. Ondan birkaç damla aparata damlatmamızda fayda var. Çok fazla değil, taşmayacak şekilde. Sonra hamuru bu şekilde biraz bombe vererek kaplıyorum. Yani o yapıştırıcıyı koyuyorsun. Yapıştırıcıyı koyuyorum. Yani burası pütürlü bir yüzey olduğunda çok sorun olmuyor aslında ama düz de denk gelebilir. O zaman fırınlansa bile belli zaman sonra atıyor. Çıkabilir, atabilir. Evet, güzel. Garantiye almak istiyorum. Şimdi böyle kapladıktan sonra şimdi yani, önceden kili nasıl koydun oraya görelim. Onu yapacağım ama vakit sınırlı diye tamam, hazır da olsun. Yaptım. Killer birazcık sert olduğu için elimizin ısısıyla şekil alıyor. Onu zaten kille çalışanlar bilir. Evet. Bu şekilde hafif bir yuvarlaklık veriyoruz. Biraz daha. Oraya bir tümseklik yapıyorsun. Evet. Sonra üstüne... desenini mi kuruyorsun? Sonra işte anneyi, kızı, artık işleyeceğimiz figür neyse ona göre. Şimdi biraz ölçüyü böyle aparatımıza göre ayarladık. Tamam. Bunu artık kendi istediğiniz yükseltide yapabilirsiniz. Bazıları tamamen düz de isteyebilir ama bizim modellerde tümsekli olması daha hoş bir görüntü sağlıyor. Geçelim bir sonrakine. Şimdi bunu hazırladık. Kuruttuk, onu fırınladık mı? Yok, hayır. Bu hala fırınlanmamış halde. İlk önce ben annenin kafasıyla başlamak istiyorum. O kadar minik ki. O yüzden şöyle şuraya ortaya gelecek şekilde. Evet, çok yakındayız. Biraz yavaş hareket edersen. Tamam. Çok güzel. Sonra annenin saçlarını yapacağız. Gözler gitmiyor mu? Çok incecik incecik. Yok, gözlerime henüz bir şey olmadı. Maşallah maşallah. Şimdi güzel. Annenin şöyle, şimdi topuz bir model yaptık genelde. Şunu da oturttuktan sonra. Evet, annenin mesela başı hazır. Evet. Boynunu yapacağız. Ne kadar ince, ne kadar küçük olursa o kadar gerçeğe yakın ve zarif oluyor. Bir de en önemli nokta, polimer kille çalışırken eğer küçük bir parça çalışıyorsak mümkün olduğunca elimizde az tutmaya gayret ediyoruz ki neden? Hamur çok fazla zedelenmesin. En ufak bir pürüz bile leke olmasına sebep oluyor. Sonra ben böyle düzleştirdim hazır olarak. Bu düzleştirmeyi de makinaları var polimer kilin. Rulolar. Rulo. Hatta makarna yapma makineleri de evet, var ya. Evet, eskiden çok yapardım ben ondan. Makarna makinesinden makarna yapılıyor. Makarna makinesinin en ince ayarında şu şekilde düzleştirebiliyoruz. Sonra... Şimdi ben rastgele bir parçayı aldım. Şimdi boynunu yapacağım. Pardon, önce şuradan bir kestik. Burada herhangi bir çizim falan kullanmıyorum. Artık göz kararına, eliniz zamanla alışıyor. Hafif böyle eteği
yukarıya doğru. Sonra aparatımızın boyuna göre ayarlayıp kısaltıyoruz. Artık elbise nasıl güzel oturacaksa. Bunu da aldık. Vay vay vay. Biraz daha kısaltmamız lazım. Evet. Hatta ben şöyle yapabilirim. Bunları tabii yaparken kürdan çok ihtiyacımız olan malzeme. Hani ne elle, yapıyor kürdan? Ellemeyeceğiz dedim ya, bizim yerimize kürdan dokunuşları yapıyor. Şimdi annenin elbisesinin bir parçasını oturttum. Göster şimdi kamera arkada, bak dur öyle hiç kıpırdama. Ha, böyle uzun bir mavi uzun elbisesi var. Evet. Evet. Şimdi annenin hemen yanı başına kızını yapacağız. Kızı sarılmış vaziyette. Ay çok güzel oldu. Sipariş üzerine bir şey neler yapıyorsun? Yani kolyede yapıyor musun? Tabii tabii. Mesela bunların versiyonları. Mesela baba fikri istek geldi, o yüzden yaptım. Mesela bu hep anne kız, anne kız olmasın, babalar da olsun dediler. Anne baba çocuk tabii, olarak değişik güzel modeller de oldu. Mesela organizasyonlarda falan şu kupalar. Çatal kaşıklar oluyor doğum günlerinde. Doğum günlerinde değil mi? Evet. Yaptırabilirsiniz yani böyle herkes de evine alıp gidebilir, hem hediye olabilir. İsimli çatal kaşıklarımız vardı. Onlardan şu anda elimde yoktu, getirmedim. Onlar da çok güzel, biliyorum onları. Onlardan genelde doğum günlerinde işte şu anda sevilen... Ha, kişiye geliyor şey... Ha, gelen misafiri... Gelen kişiye göre yapıyorsun. İsmini, arkadaşlarının hepsinin isimlerine. Hatta yeni bir tane yaptık, Elsa. Şu anda bütün çocukların şeyi ya, hayran evet, evet oldu. İşte Olaf'lı çatal kaşık. Üzerine de gelen misafir çocukların isimleri. Ha, çatal kaşığı Elsa'lı yaptın. Üstüne de Ayşe, Olaf. Ali. Ha, aynen öyle. Şu şeyleri de çok beğendim. Şu tarz. Evet, evet mesela. O tarzda ilgi görüyor. Bunu çok beğendim. Bunlar da çok güzel olmuş. Bu yaz bu tarz şeyler ve cıvıl cıvıl şeyler çok moda. Şimdi ellerin... Yüzüklerin nefismiş. Manolya. Manolya çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. O kadar ince ince yapmışsın ki tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Şimdi annenin kolu kaldı. Yani mesela bir doğum günü olur. Hani doğum günlerinde şöyle şeyler oluyor. Şimdi hediye veriliyor. Eskiden biz böyle şeyler bilmezdik. Şimdi gelenlere bir küçücük de evet olsa bir armağan veriliyor. Bir hatıra. Hatıra evet kalsın isteniyor. O doğum gününden. Mesela orada çok güzel devreye girebilirsin diye düşünüyorum. Her türlü genelde, kolyesinden. Aynalar da aynı şekilde dediğiniz gibi oldu. Bir yine doğum gününde. Ayna gelen büyük misafirlere. Şunlar mı onlar? Bunun üzerinde çiçek desenlisi. Yine ha ayna ama çiçek desenli. Mesela ha şu tarz. Evet. Çiçekler. Göster bakayım onu kameraya. Çok güzelmiş. Bak o da çok şu güzel tarz olmuş. Bunlar hani çantada da dursa bir zarar gelmiyor. Üzerinde herhangi bir kabartı olmadığı için. Evet. Aynı polimer kili yaptın. Biraz sonra biz yapılmışını sen devam edeceksin. Göreceğiz. Ne kadar fırınlama işleminden bahset bize. Fırınlama genelde paketlerin arkasında 130 derece ve yarım saat yazar. Evet. Ama bazı renklerde 130 derece olduğunda renkte koyulaşma oluyor. O yüzden ben genelde 100 derece ve 20-25 dakika yeterli. Bir de şöyle bir durum var. Polimer kilin mesela bir bardağı fırınladığım dakika ile kolye aynı miktar olmuyor. Her evet 6 milimetrede bir 10 dakika arttırmamız gerekli. Instagram hesabından buradaki detayları sorarsa izleyicilerimiz tabii, tabii, tabii onlara bunu yaz. Tamam. Şu mu oluyor? Hemen reklama giderken ben göstererek gideceğim. Onu bana verebilecek misin oradan? Bunu mu yapıyoruz şu an? Burada yaptığımızın
İki kızlı versiyonu var. Bir de kızlı olan var. Şöyle yapayım. Şu tek kız. Şu da o elbiseli şeye benziyor. Yaptığımıza benziyor. Bir kız benziyor. Bir anne. Bir tane şurada var. Yani gerçekten hepsi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.